o hissiyat küçükken bende vardı. Yani böyle bir sanki olabilecek gibi, hani geleceğe böyle hani görürsün de düşünürsün de açıklayamazsın ya, öyle bir his vardı bende. Vallahi 10 güne yakın hiç uyuyamadım. Yani uyuyordum, böyle aklıma geliyordu, 2-3 dakika sonra tak geri uyanıyordum. O şampiyonluğun değeri çok fazla. Ondan sonra zaten dediğim gibi zirveyi hiç bırakmadım. Bu çok büyük motive etti beni. Dünyanın en iyisi olmak çok farklı bir his. En üst seviyesine çıkıyorsun artık. Yani dünyanın bir numarası oluyorsun. Tarih şampiyonu hatırlıyor, bunu düşünüyorsun. Bu stres adamı içten içe, içten içe yiyor. O dakikalar çok zor. Vallahi bile hani derler ya, nasıl yenildin? İşte ayağım kaydı. Vallahi ayağım kaydı. Yani rakibime onu hissettirdim. Hani artık illallah etti yani. Hani dedi ki ben bu adamı yenemem. O üçüncü puan aldığımda. Yani çok güzeldi ya Rio. Yani çok güzel anılarım oldu orada. Ama olimpiyat bambaşka yani. Benim zirvem. Valla başarı anlamında Allah'a hamdolsun. Hani keşke şu madalyamda olsaydı, keşke şu altın madalyamda olsaydı diyebileceğim bir turnuva dahil yok Allah'a şükür. ...12 yaşında Sivas'ta babamın sayesinde başladım. Babam güreşçiydi. Benden 2 yaş büyük bir abim vardı. Ben ortancıyım, 3 erkek kardeşiz. Önce abimle beni evin ortasında güreştilerdi. İşte kanepeleri kenara çekerdik. Orada işte kim yenecek diye. Ben de biraz fiziken bizimkilerden biraz farklıyım. Anne baba benim 1.65 boyunda. Ben biraz kemikliydim. Abim de mesela böyle minyon tipliydi. Küçük mü yenecek, büyük mü yenecek diye özellikle çok merak ederlerdi. Akrabalarımız işte yenene harçlık verecek derlerdi. Hani bayramlarda falan. Ondan sonra abimle beni güreştirirlerdi. Kafa kafaya da güreş yapardık. Bazen o, bazen ben yenerdim. O da onların hoşuna giderdi işte. Ta işte hani küçük ama işte abisiyle mücadele ediyor diye. 2 yaş olmasına rağmen. Güreş hayatı böyle başladı. Güreş eğitim seçmeleri var Türkiye genelinde. Güreş eğitimler güreşin altyapısını oluşturan çok önemli yapılardı. Çok önemli kurumlardı. Bu dönemlerde biraz gücü zayıfladı ama bizim temel altyapımız oradan geldi. Biz orada devletimiz bize 365 gün güreş eğitimi, aynı zamanda okul eğitimini bir arada götürüyor ve yemeni, içmeni, giysini, her şeyini devletimiz karşıladı. Ve orada çok iyi bir altyapı eğitimi aldık aslında ama maalesef o yıllarda ben güreşte çok başarılı olamadım. Yani yıldızlarda, miniklerde hiç madalya alamadım. Madalya alamadıkça bu ailemizde hem abim de madalya alamadı, hem ben de madalya alamadım. Madalya alamadıkça hem abimde, hem bende, hem de babada biraz burukluk oldu güreşe karşı. Babam çok istiyordu güreşçi olmamızı. Yani yedirirdi, içirirdi, yani antrenmanlara götürürdü. Güreş eğitiminden gelirdik mesela. Kendisi de hep spor yapmayı sever. Alırdı bizi koşullara falan götürürdü. Öyle çok severdi, çok iştahlıydı. Bir karakucak güreşinde madalya aldığımızda eve gelir bize böyle kendi elleriyle et falan pişirirdi. Öyle severdi bizi. Tabii güreşçi olmamız için, yani o şampiyon olmamız için. Geceleri kaldırır süt içirirdi. Ama ona rağmen maalesef babamı mutlu edemedik biz o yaşlarda. Arkadaşlarımız her o yaşta madalya alırken biz maalesef alamadık. O da bizim biraz içimizi burktu tabii güreşe karşı. Biz de kendimizi hani yol çizelim diye, farklı bir alanda devam edelim diye. Ben derslerimde çok başarılıydım. Annem de hani babamın da çok güreşte başarılı olamadığını bildiği için, babam hani güreşmiş, güreş sayesinde kadro almış, hayatını böyle idare ettirmiş, bizi öyle büyütmüş ama uluslararası başarı yakalayamamış. Güreş çok zor bir spor. Annem de bunu bildiği için oğlum derslerine çalış, derslerine çalış derdi sürekli. Ben de içimden gelen bir şey, hep çalışkan bir öğrenciydim. Hep takdir teşekkür alırdım, çok severdim. Yani sınıfımın en başarılı öğrencilerinden biri olmayı çok severdim. Derslerimi dinleyen, çalışkan bir öğrenciydim. Bunu kullandım. Yani güreş eğitimi ara verdikten sonra bir sene böyle hazırlanarak üniversite sınavına sözel bölümde Sivas 6.'sı, Türkiye'de ilk 460'a girerek 9 Eylül Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği bölümünü kazandım. Bu sayede de Sivas'tan İzmir'e gittik. Güreş hayatı böyle başladı. Yani biraz aslında eğitimden, güreşten eğitime bir dönüş oldu. Orada bir 200 sene ara verdim. Daha sonra işte öyle bir İzmir'de bir hayatımız oldu. Yani ama güreşe başlayış hikayesi yani kısaca böyle oldu. Aslında
O dönemler hani tabii ki işte atıyorum bir minik müsabakasına gidiyorsun. O minik müsabakasında hedefin bir madalya almak. Yani o milli takım tişörtünü giymek aslında ilk hedefim bu. Mesela işte bizim şu an Servet var. Servet Çoşkun takımla beraberiz. Servet her yerde Türkiye şampiyonu olurdu. Çok başarılıydı. Ondan sonra biz ona özenirdik. Milli takıma gider gelirdi, özenirdik. Bize maalesef nasip olmadı oylarda. O milli takım tişörtünü alır gelirdi, işte malzeme verirlerdi. İlk hayalin o. İlk hayalin oraya gitmek. Ama bende şöyle garip bir şey var. Tabii bunu tarif etmesi de çok zor. O hissiyat küçükken bende vardı. Yani böyle bir farklı bir fizik yapım vardı. Yani yaradanın bir, yani kemik yapım çok farklı. Gerçekten çok farklı. Yani diz kapaklarım falan çok iri, ellerim falan çok büyük. Böyle bir hissiyat vardı. Sanki olabilecek gibi. Hani geleceğe böyle hani görürsün de düşünürsün de açıklayamazsın ya, öyle bir his vardı bende. Yani olabileceğine inanıyordum. Hayalimde vardı Avrupa Dünya Olimpiyat Şampiyonu. İşte bizden önceki abilerimize, bizler de televizyonda şampiyonları. Onlara özenirdik. Ama tabii Avrupa Dünya Olimpiyat Şampiyonu olacağım diye bunu kesin bir şekilde dile getirmen mümkün değil. Yani kafanın bir yerinden geçiyor ama geçtiği kadarıyla kalıyor ama hissiyat vardı yani. O hissiyat vardı. Yaradan nasip etti yani. Ama hayallerim de vardı yani diyebilirim yani. O zamanlar en çok destekçim ailemdi. Tabii hocalarımın da hepsinin emeği var. Ama o zamanlar ben doğru, tam böyle tam anlamıyla doğru eğitildiğimi düşünmüyorum. Böyle tam anlamıyla doğru eğitilseydim veya doğru işlenseydim belki daha erken başarı yakalayabilirdim. Ama nasip değilmiş. Yaradan bunu böyle hani ayarlamış, böyle nasip etmiş. Geç bir başarı geldi ama daha hayırlı bir başarı geldi bana göre. Çünkü erken yaşta başarılı olan kardeşlerimizin çoğu mesela yok olup gidebiliyorlar. İşte yıldızlar Avrupa şampiyonu oluyor, dünya şampiyonu oluyor, yok oluyor gidiyor. Gençler Avrupa dünya şampiyonu oluyor, yok oluyor gidiyor. Ben ilk şampiyonluğumu büyüklerde direkt büyüklerde kazandım. Büyüklerde hiç madalyam yokken direkt giderek ilk şampiyonaya gittim ve şampiyon oldum ve devamını hep getirdim. Hiç bırakmadım o zirveyi. Allah bana böyle bir kariyer nasip etti. Hamdolsun ama o dönemlerde ailem, bu dönemlerde de söyleyebilirim, milli takım hocalarımın hepsinin ayrı ayrı emekleri oldu. Yani kimleri sayabilirim? Adem Hoca, İshak Hoca, işte şu anki antrenörüm Abdullah Hoca, Aski Spor Kulübü'nden, kulüp antrenörlerimin hepsi, gençler milli takım antrenörlerimiz, Remzi Musaoğlu Hocam, beni İzmir'de yetiştiren Remzi Musaoğlu Hocam, onun çok emeği oldu. Hani gençtim. Gelecek vaat ediyordum ve benim elimden tutan çok oldu. Ama ben bunu tabii çalışmamla da gösterdim. Hani karakterime de gösterdim ki bana destek oldular. Mesela yeniliyordum, geliyordum. Bir turnuvaya götürüyorlardı beni. Taha iyi olacak diye yeniliyordum. Bir daha götürüyorlardı. Sonra bir daha. Ama ben her gittiğimde üstüne koyuyordum ve onları utandırmıyordum. Mahcup etmiyordum. Mücadele ediyordum. Onlar da görüyordu. Bak üstüne koydu, geliyor üstüne koydu. Ve çok kısa bir sürede çok büyük bir gelişim gösterdim. Yani diyebileceğim, o dönemlerdeki çalışan federasyon çalışanlarımız, bütün hocalarımız, bir sürü hocamın emeği var bende. Hepsinin tek tek ismini sayamayacağım. Hepsine Allah razı olsun yani. Ama en büyük destekçim yine ailem. Ya çok çok farklıydı. Mesela hani tamam benim bütün şampiyonlarımın hepsinin ayrı ayrı değeri var. Çünkü hepsinde bir rekor geldi. Hepsinde ayrı bir başarı vardı. Ama ilki çok bambaşkaydı. Vallahi 10 güne yakın hiç uyuyamadım. Yani uyuyordum, böyle aklıma geliyordu. 2-3 dakika sonra tak geri uyanıyordum. İşte bir şeylere bakıp geri uyuyordum. Rehavet, böyle bir acayip bir rehavet gelmişti. Yani onu atamamıştım üstümden, çok zor olmuştu. Benden önce şampiyon bir abimiz vardı, Fatih Çakıroğlu. Bir öncekinin Avrupa şampiyonu. Ben onları yenerek takıma girdim. Aslında bir risk alındı. Yani bir öncekinin Avrupa şampiyonu götürmüyorsun ve genç bir sporcuyu götürüyorsun. Böyle bir risk alındı. Böyle bir riskin aldığından tekrardan bir Avrupa şampiyonunu getirdim ben. Yani 2 sene üstüm ülkemize gelmiş oldu ama benim çok iyi rakiplerim vardı. Yaradan öyle bir nasip etti ki benim orada önüm açıldı. İşte bir Rus rakibim vardı. Tam onunla karşılaşacakken bir anda bir şey oldu. Bir önceki maçta sakatlandı, o çıkmadı. Tabii ben oturup rahat geçtim. Yarı finalde yendim, finale kaldım ve şampiyonluk geldi. Yaradan'ın da biraz etkisi de oldu orada, nasibi oldu. Yani biraz da sürpriz de oldu. İyi rakiplerim elendi orada. Çok iyi rakiplerim vardı. Yani benden üstün, güçlü, olimpiyatta, Avrupa'da, dünyada madalya almış rakiplerim vardı. Onlar elendi. Yenebileceğim rakipler geldi. Onun moraliyle böyle güreştim. Yani bunu yürekten söylüyorum. Yaradan bana orada nasip etti yani bunu. Ama dediğim gibi onun değeri çok farklı ya. Yani o şampiyonluğun değeri çok farklı. Ondan sonra zaten dediğim gibi zirveyi hiç bırakmadım. Bu çok büyük motive etti beni. İkinci yıl şansa oldu diyen çok oldu işte bu olaylardan dolayı. Hani işte Rus sporcu sakatlandı falan dolayı oldu. Şans oldu falan dediler. İkinci yıl onu göstermem adına çok önemliydi. Onu başardım.
İşte üçüncü yıl bir rekora ortak olmalı oldu. İşte efsanemiz Yaşar Doğan'ın 3 defa Avrupa şampiyonluğu vardı. 3 defa Mahmut Demir'in Avrupa şampiyonluğu vardı serbest güreşte. Onlara yetişme adına bir durum vardı. Onun için mücadele ettim. Dördüncü de onları geçme adınaydı. Ona mücadele ettim. Onun ayrı bir önemi vardı. Beşinci geliştirme adınaydı. Tekrarlığı açısındandı. Onu da ayrı öyle. Hepsinin dediğim gibi ayrı 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 hedefleri var hepsinin. Ayrı bir anlam manası var hepsinin. Dünya şampiyonluğu Özbekistan'daydı, Taşkent'te. O da benim için yine ayrı bir eşik oldu. Ayrı bir kariyerimin çıta atlama açısından ayrı bir eşikti. 3 Avrupa şampiyonu sporcu olarak buraya gitmiştim. Artık tüm ağır skeptler artık sahada var dediği zaman artık dünya şampiyonluğu, hani artık onu hissetmiştim. Rakiplerime bunu artık dedirttirdim. Artık herkesin benden çekindiğini yavaş yavaş hissediyordum. Taşkent'te dünya şampiyonu oldum. Yani o maç da çok farklıydı benim için. Yani Avrupa şampiyonu oluyorsun ama hani dünyanın en iyisiyim diyemiyorsun. Ama dünya şampiyonu olduğunda dünyanın en iyisi olmak çok farklı bir his. Yani bir de Avrupa şampiyonumuz daha fazla ülkemizde. Diğer branşlardan da bahsediyorum. Çok fazla Avrupa şampiyonumuz var. Çıkıyor da başarılı sporcular. Ama dünya şampiyonluğu çok farklı. Yani yaptığın işin en üst seviyesine çıkıyorsun artık. Yani dünyanın bir numarası oluyorsun. Yani bir de özellikle ağır skette dünya şampiyonu olmak bu ne demek oluyor? Tüm skettleri yeniyor anlamına gelir. Ağır skette şampiyon olmak tüm güreşçileri yeniyor anlamına gelir. Dünya üzerindeki. Bunun maneviyatı çok farklı. Orada da o duyguyu hissetmem. O yüzden benim için ayrı bir manası var, anlamı var. Evet, çok anlamlıydı yani o dünya şampiyonluğu. Olimpiyat Rio tek altın oldu ülkemiz adına. Zaten Rio'nun madalyası bir ara, benim diğer aldığım bütün madalyaların hepsi ayrı bir tarafa. Çünkü ülkemiz çok zorlu bir süreçten geçerek biz Rio Olimpiyatlarına gittik. Biz Bolu'da kamptaydık işte 15 Temmuz gecesi olduğu günü. O gün işte televizyon haberlerinden izlerken bir anda işte durumların karıştığını falan. Biz de bir anda çantalarımızı topladık konvoy halinde. Şehrin meydanına indik. Orada işte halkımızla beraber olduk. Kampı dağıttık. Hocalarımızla beraber meydandayız. Halkımızla beraberiz. Sabaha kadar orada bekledik. Halkımızla beraber olduk. İşte orada demokrasi mitingleri yapılıyordu. İlk gün daha, ilk gecesi. Kampı dağıttık normal dedik ki daha yani sonuçta böyle bir olay oluyor. Daha kampın mampın anlamı yok. Kim şey yapar? Kimin için önemli kamp? Ondan sonra o gün işte Bakan Bey aradı sabaha doğru. Taha dedi takım arkadaşlarına beraber tekrar kampa geçin devam edin dedi. Bu dedi bu iş dedi burada bitmiyor. Sizin mücadeleniz dedi orada devam edecek. Yani sonuçta bu girişimlerle ülkemiz yıkılmayacağını göstermemiz gerekiyor dedi. Ve biz geri kampa döndük. O moral bozukluğuyla herkes uykusuz, ertesi gün kalktık işte moraller bozuk falan. Sonra işte gündemi takip ediyoruz bir yandan işte dua ediyoruz. Sonra antrenmanlara devam etmeye çalışıyoruz. Böyle gittik Rio'ya. Rio'da da çok stresliydik. Şimdi iki dünya şampiyonu, 4 Avrupa şampiyonu olarak gittim ben oraya. Yani dünya şampiyonu olan bir sporcu artık olimpiyatta olabilir demek. Zaten aynı rakipler geliyor. Sadece olimpiyatın atmosferi farklı. Ben 2012'de gittiğimde yenilmiştim. Orada tecrübe edindim. Vallahi de hiç yenildiğime çözülmedim. Neden? Tecrübesizdim. Rus sporcuya yenildim 2012'de. Adam güçlü geldi bana. Gücüm de yetmedi. Yani tecrübem de yetmedi, gücüm de yetmedi. Yendi beni yani. Dedim ki yani yapacak bir şey yok. Daha eksiğim. 107 kilo geliyorum, 108 kilo geliyorum o zaman da. Dedim olacak inşallah. Ama 2016'ya gittiğimde tamamen fokuslanarak gittim. Yani hedefim altın madalyaydı. Altından başka hiçbir şey düşünmüyordum. Mesela olimpiyat köyüne gitmeden önce ya işte Olimpiyat köyünde eksiklikler varmış, duşlar iyi değilmiş, işte odalarda problem varmış, kliması şunu bunu bunlar konuşuluyor. Ama ben fokuslamışım kendimi, sadece madalyaya gidiyorum. İnanın hani yer yatağı olsa yatarım, çıkar güreşirim çünkü hedefim farklı. Ama ilk kez giden bir sporcu orada biraz çarpılıyor, psikolojisi oranı çarpıyor adamı. Nasıl çarpıyor? Bir gidiyorsun, dünyanın bütün elit sporcularla aynı yerde yemek yiyorsun, aynı yerde antrenman yapıyorsun, aynı yerde böyle. Çok garip bir atmosferi var yani 10 bin sporcu aynı yerdesin, 10 bin kişi aynı yerdesin. Garip bir havası var işte madalya alan yemekhaneye geliyor bir anda herkes ayağa kalkıyor alkışıyor altın madalyasıyla işte kafilesi kalkıyor ayağa kapıda karşılıyor falan. Atmosfer biraz değiştirip bozabiliyor insanı ama ben Rio'da tamamen fokuslanarak gittim ben oraya. Yani dediğim gibi şartlar ne olursa olsun orada ben altından başka hiçbir şey düşünmüyordum. Hamdolsun öyle de oldu. İranlı sporcuyla yaptım dünya şampiyonası finalde indiğim İranlı sporcuyla çok zor müsabakaydı. Sabahtan akşama kadar hiçbir şey yemeden. Aç karnına olimpiyat şampiyonu oldum. Sabah gittim saat 6.30-7'de köyden çıktım.
Biraz pekmez yapmıştım. Pekmezi içtim. Midem kabul etmedi. Geri kusuyordum. Bir yudum aldım sadece alabildim. Yiyemedim yani. Stresten böyle geri geliyordu. Mide üstü kalkıyor. Ondan sonra öğlen arası finale kaldım. Yarım muzu dahi midem kabul etmedi. Yani hiçbir takviye alamadım stresten. Hocamla konuşamıyorum. O da arkadaşım geliyor beni sakinleştirmek için. İşte teselli edecek, moral verecek falan. Onunla konuşamıyorum. Yani kimseye derdini anlatamıyorsun. Orada artık senin iradenle rakip baş başa. Şeyi düşünüyorsun hep, ya ben bunu kaçırırsam 2020'de ne olacak? Durumum nasıl olacak? Yani şart şey gelmiş, şans gelmiş. Değerlendirmem gerekiyor diyorsun. Yani değerlendirip işi bitirmek varken, Avrupa Dünya Olimpiyat Şampiyonu diye yazdırmak varken, ya bir anda ikincilik tabii çok önemli ama tarih şampiyonu hatırlıyor. Bunu düşünüyorsun. Bu stres adamı içten içe yiyor. O dakikalar çok zor. Çok zor yani, anlatılmaz. İranlı sporcular hep kondisyonla güreşen, rakibini kestirerek yenen, yani rakibini yorarak yenen sporcu tarzı var. Bunların güreş tarzı böyle. O müsabakaya çıktığımda inanın o kadar iştahlıydım ki, yani o altını o kadar istiyordum ki. İlk devre full atak yaptım. Rakibimi arıyorum, bacaklarına girmeye çalışıyorum ama müdafalar o kadar sağlam ki, Gasemi'nin de ayakları çok sağlam, müdafası hiç girdirtmedi. Ama ben sürekli gösterdim. Bir ihtar puan yedi rakibim. İlk devreyi 1-0 önde kapattım. İkinci devre normalde rakibim az bir şey atak yapsa bu sefer pasif değil, bana veriyorlar. Kural böyle. Ama ben o kadar iştahlıydım ki o devre bile, hatta geçen bir tane Amerikan güreş fan sayfasında paylaşmışlardı. İkinci ihtarı verittiriyorum. Saldıra. İstiyorum yani, o puan almam lazım. O ayağı bulup bastırmam lazım yani. O kadar istiyorum olimpiyat şampiyonluğunu. İkinci ihtarı verdiler. 2-0 öne geçti. Devam ettim saldırmaya. Hakem hatta durdurdu. İranlı sporcu uyardı. Dedi ki bak, üçüncü ihtarı yiyebilirsin dedi, aktif ol. Ona rağmen halen saldırmaya devam ettim. Çünkü 2-0 da garanti değil. 1-1 aldım. Rakibim bir bastırsa beni yeniliyorum. Bu da garanti, psikolojik bir şey var. Bir arkama dolansa falan gittim. Onun da psikolojik şey var. Halen atak yapıyorum. En son yani ağır sketin aşağıya inmesi, rakiplerin alta inmesi çok çok zor pozisyondur. Aşağı iniyorum böyle bacaklarının altına. Rakibim üstte beni eziyor. Normalde o pozisyonlar ağır sketler mücadele edemez. Çok zordur. Ya o an var ya, şöyle kollarım uzadı, şöyle parmaklarımı birleştirdim bacağına daldığımda. Şöyle parmaklarımı şöyle birleştirerek bacağını aldım, kaldırdım, götürdüm, bastırdım. Yani öyle iradeyle. Onu da geçen o Amerikan fan sayfasında paylaşmışlar. Diyorlar ki ya 2-0 önde, olimpiyat finali, halen yenik gibi saldırıyor. Yenik gibi. Sanki yeniksin de son 10 saniyeymiş de öyle ataklar yapıyorum yani. Patır kütür almak için yani. Hani o iştahımla tak bastırıyorum, 3-0 oluyor. Ondan sonra zaten rahatladım. Dedim ki hani 2 puan versem artık hani bu maçı idare edebilirim. Ondan sonra o maçı o şekilde idare ettim. Yani çok farklı bir duyguydu yani. 3-1 bitti ama yani o 3-1'e getirene kadar da aklan karayı seçtim yani. Rakibime onu hissettirdim. Hani artık illallah etti yani. Hani dedi ki ben bu adamı yenemem. O 3. puan aldığımda. Maç bittiği andan itibaren de dünyanın en mutlu insanı sen oluyorsun. Yani o an maç bitti. İnanın orada işte babam minderde atladı. Babamı da o zaman sponsorum getirmişti. İlk kez yurt dışına geldiler. Rio. Başka hiç yurt dışına çıkmamışlardı. Brezilya annemle beraber sponsorumuz getirmişti. O da Brezilya oldu. İlk yurt dışı şeylerinde olimpiyat şampiyonluğu yaşadık. Güreşçi bir baba. Güreşçi bir oğluyla minderde olimpiyat şampiyonluğu yaşıyor. Yani babamın da yani kalbi temizmiş ki, çok istemiş ki yaralanda bunu onu nasip etti. Minder atlamış, normalde yasak. Ben teknik direktörümüz İbrahim Hoca var, İbrahim Akgün. O gel zannettim. Bir baktım babam, ben de şaşırdım. Ondan sonra babam beni şey yapıyor, ağlıyor babam. Babam ben teselli etmeye çalışıyorum. Çık olmaz diyorum, sen dışarı çıkamayın yer dedim. Ondan sonra geri gitti. Sonra ben bayrakla turumu falan attım. Ondan sonra işte salondan çıktık. Dünyanın en mutlu insanı bendim ya. Yani o otele gidişin, oteldeki işte kaldığımız yerdeki köydeki hava. Ondan sonra Maracana'da bayrağı kapanışta ben taşıdım. Yani çok güzeldi ya Rio. Yani çok güzel anılarım oldu orada. Ama olimpiyat bambaşka ya. Benim zirvem.
Başta ezeli rakibim Geno Petriashvili, yüzücü sporcu. Yıllardır çok büyük bir rekabet içerisindeyiz. Benim iki defa dünya şampiyonluğum gitti Geno'nun yüzünden. Hep son saniyede verdim. Yendiğim maçları farklı yendim. Yenildiğim maçları hep son saniyede verdim. İki dünya şampiyonası final, ikisinde son saniye öndeyken verdim maalesef. Petriashvili diyebilirim, Gürcü sporcu. Sonra şu an İran'dan genç bir sporcu var, Amir Hüseyin Zare. O çok iyi. Dünya şampiyonası beni yemişti. Ben o dünya şampiyonası onu yendim. O sporcu. Bir de şu an aktif yapmıyor ama Amerikalı sporcu var, Gable Stevenson. Olimpiyatlarda beni yendi. Ben üçüncü oldum. Olimpiyat şampiyonu oldu. Aslında çok bir yerde müsabık olmadan geldi. Olimpiyat şampiyonu hepimizi yenip gitti. WWE'ye geçti. Orada profesyonel bir sözleşme imza attı. Tekrardan 2024 olimpiyatlarına gelecek. Tekrardan rakip olacağız. Yani onunla çok güreşmeyi istiyorum. Kendisi 16 yaşında tweet atıyor. Ben olimpiyat şampiyonu olduğumda. Taha diyor işte benim idolüm inşallah diyor. Yani inşallah demiyor da onlar tabii hop diyorlar. Umarım diyor. Umarım diyor bir gün onunla güreşmek nasip olur diyor. Geliyor bizi 2024 olimpiyatlarına yeni maç bitti geldi Miami istedi. O Miami'sini de alıyor evine asıyor. Bunların hepsinin storiesini attı. Ve sorduklarında da hep söylüyor. Sana göre işte ağır skette diye hep örnek olarak da beni söylüyor. Bana göre diyor en büyük güreşçi Taha Akgül diyor işte ağır skette gelmiş geçmiş. Hep bunu da söylüyor. Onunla bir daha tekrar güreşmek istiyorum. Ona bu sefer çok farklı güreşeceğim. Yani o revanşı almak istiyorum. Gelmesini de istiyorum. Gelsin sıkıntı yok. Zaten benim iyi rakiplerim var. Hiç fark etmiyor. Bir maç daha yaparız yani. İranlı rakibim de çok iyi. Aynı Amerikalı'ya eşdeğer. Gürcü zaten olimpiyat şampiyonu oluyordu. Son saniyede o çocuğa yenildi Amerikalı'ya. O da iyi rakibim. Hiç sıkıntı yok. Onunla bir daha tekrardan inşallah karşılaşırız diyorum yani. Güreşeceğim yani inşallah. Yemek istiyorum inşallah. Yani ona çok farklı güreşeceğim bu sefer. Çok ders aldım yaptığım maçtan. Bir de güreşemedim. Konsantrasyonum bozuldu. Farkı açtı 4-0 oldu. Ben böyle çok puan veren bir insan değilim. Puan verince böyle dağıldım böyle. Kendimi garip hissettim yani. Böyle tak tak beni bir ağladı. Biraz kendimi garip hissettim. Maçtan koptum artık maç bitsin havasına girdim. Öyle bir maç bitti. Maç bitti. Hiç nabzım yükselmemiş, vücudum yorulmamış. Öyle bir garip bir maç. Hayatımda da ilk kez öyle yenildim. Yani kendimi yoramadan yenildim ilk kez. Minlerde öncelikle tekniğim, yani hızım biraz diğer rakiplerime göre avantajımdı. Şimdi hala onlara göre süratliyim ama önceden çok daha süratliydim. Yani bir işte orta siklet gibi, hafif siklet gibi dalışlar yapıyordum topuklara, kilit oyunu. Hani bunlar benim çok büyük avantajımdı. Kondisyonum biraz daha onlara karşı iştahım ve kondisyonum çok fazlaydı. Bu tabiatın doğasında var. Mesela ben şimdi 33 yaşındayım ama tabii istiyorum ama şimdi bir 17-18 yaşındaki açlığım olamaz yani mümkün değil. Yani o zaman hiçbir şeyin yok. Yani saldırıyorsun yani canın yanıyor yine ama şimdi yine zorluyorum ama tabii ki o dönemki kadar zorlama şansım yok yani. Yok yani kimse kendini kandırmasın. O zamanki açlığım yok mesela ama şu an daha kuvvetliyim, daha kondisyonluyum. Yani kuvvetim biraz daha iyi o zamanlara göre. Güreş tarzımı değiştirdim. Ama en beğendiğim özelliğim dediğim gibi tekniğim. Yani rakiplerime göre biraz daha mesela kontraları iyi yapmam, onları avlayabilmem, daha akıllı güreşmem. Bir de fiziki yapım. Fiziki yapımı çok beğeniyorum. Dediğim gibi Yaradan'ın bana vermiş olduğu bir lütuf. Ellerimin, bileklerimin büyük olması, kollarımın uzun olması bana avantaj sağlıyor. O çok büyük avantaj. Fiziki avantaj. Yani kısa bir sporcuyla uzun bir sporcu bu Grokorman'ı diyor. Mesela Rıza'nın rakibi Lopez. Yani şimdi olimpiyat şampiyonu, 4 tane olimpiyat şampiyonluğu var. Bakıyorsun 1.98, 2 metre boyunda uzun boyluluğunun avantajını kullanarak güreşiyor. Ben de şimdi 1.93, 1.94 boyundayım. Serbest güreşim, ben de olimpiyat şampiyonuyum, ben de uzun boyluyum. Uzun boylu olmak avantaj. Bu da bana Yaradan'ın verdiği bir lütuf. Yani dediğim gibi kemik yapım, boyum, posum ve tekniğim diyebilirim yani, beğendiğim özelliklerim. Orta sikletler çok sıkı oluyor. Yani çok ciddi rakipler var. O sikletlerde Avrupa şampiyonu, dünya şampiyonu olmak gerçekten çok zor. Soner bunu 3 defayla başardı. Yani çok iradeli, çok çalışkan, çok disiplinli bir sporcu. O da arkadaşı yaptık. Hatta şöyle ben ona hep sürekli ben söyledim olabileceğini. Vallahi de ben söyledim. Dedim ki Soner yakınsın, alırsın, inan, 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 inan. Bir tane oldu,
Ya şans ol dedi. Böyle bir de böyle konuşuyor, mütevazileştiriyor işi. Ya şans oldu o sene. Ya olursun Soner, bir tane daha olursun. Gel diyordum mesela, inanmıyordu. Ya yok diyor, o bir defa oldu falan diyordu. Onun kazandığı başarılar bana göre çok daha önemli. O siklette, 74 kilo gibi siklette dünyanın en iyi sporcuların arasında onları yenerek kazandığı başarı. Ben de o zaman Soner Demirtaş söyleyeyim yani. Aramızdaki yine efsanelerden bir tanesi. Yani şu an beraber güreş yapıyoruz. Aslında güzel de bir jenerasyonumuz var. Yani şu an biz bıraktığımızda inşallah tekrardan alttan böyle genç kardeşlerimiz gelir. Eğer spora bir uzaksa vatandaşımız bunu zannediyor ki zaten oluyor. Değil ama öyle yani, çok büyük emek var yani. Şimdi 10. Avrupa Şampiyonu diyorsun ama ben ona 10. Avrupa Şampiyonu 6 aydır hazırlanıyorum vallahi. Dünya Şampiyonası bitti o gün bugündür, kafam orada. Yemin ederim orada. Ama zannediyorlar ki Taha 6 dakika güreşti, yendi. Bu değil. 6 dakikaya kadar biz 3-4 tane adam yeniyoruz önce. Ondan sonra bir onun da hazırlık dönemini hiç saymıyorum ama onu bilmiyorlar. Çünkü TRT sadece finali gösteriyor. Ama spordan anlamıyorsak maalesef zannediyoruz ki 6 dakika boks gibi tek maç yaptık, şampiyon değil. O 6 dakikanın öncesinde ben 3-4 tane kişiyi yeniyorum, finale kalıyorum, geliyorum bir de finaldekini yeniyorum. O yüzden biz Rıza ile aynı döneme gelmemiz, bunların içinde diğer şampiyonlarımız da var. Çok başarılı jenerasyonuz. Türk güreşi çıkarıyor ama inşallah bizden sonra da, biz bir haftadan sonra da bayrağı inşallah devralacak sporcularımız olur. En çok üzüldüğüm Paris 2017. Vallahi bile hani derler ya, nasıl yenildin, işte ayağım kaydı. Vallahi ayağım kaydı. O zamanlar işte Dünya Güreş Birliği ilk kez minderin ortasına bir amblem yaptı. O amblemin de maddesi normal brandana kaygan bir maddeydi. Zaten herkes şikayetçi oldu bu konuda. Biz de ağır skate çok terliyoruz. Benim de kullandığım bir ayakkabım var 4 senedir. 4 Avrupa, 2 Dünya, 1 Olimpiyat şampiyonu olduğum bir ayakkabım var. Yine onu giymeye devam ediyorum. Altta bayağı bir deforme olmuş. Biraz alt sağlam olsa yine tutabilirdi beni. Maç 8-8, 6-2 öne geçtim, 6-6 yaptı, 8-6 öne geçtim. Pardon, 8-6 rakibim öne geçti, 8-8'e getirdim, öndeyim. Maçı artık idare edeceğim, son 10 saniye var. Hani rakibim de dalacağını biliyorum yani. Minder'in her yeri yaş oldu. 8-8 ama çok karıştık, o karışıyor, ben puan alıyorum, o yatıyor, ben alıyorum falan. Minder'in her yeri böyle ter oldu. Ter olunca o solüsyon çok kaygandı, benim de ayakkabı çok deforme. O rakibim de dalacağını biliyorum. Hani keşke dalsa, bastırsa da yenseydi beni. Şöyle bileklerini tuttum. Rakibim atladı ayağıma. Biliyorum atlayacak, atladı. Ayaklarımı çektim. Çektim. Ayağa kalktım. Ayağa kalkışıma iki ayağım şöyle ortadan açıldı şöyle. Tak geriye düşüverdim. Son 5, bir baktım şeye, 5, 4, 3, 2, 1 dedi. Tık, maç bitti. Maç bitti, ben şöyle söyleyeyim. Ben 2015'te tüm rakiplerimi 10-0 ettim. Dünya şampiyonu oldum. Rakibim ilk kez beni orada yendi. Dünya şampiyonu oldu, yılın maçı seçildi ve ödüllendirildi. Ödüllendirildi, ekstra ödül verildi. O benim çok biraz üzmüştü. Aynı zamanda işte soyunma odasına geldi. İşte Rusya ekibi, Ukrayna ekibi, herkes böyle nasıl alkışlıyorlar ya. Ben kendimi çok kötü hissettim yani, dedim demek ki yani bayağı bir hani milletin bizim oradaki zirvede kalmamız bayağı bir zorlarına gitmiş. Böyle bütün ülkeler böyle omuzlar atacaklar yani, öyle sevindiler. Öyle sevindiler. O maç çok zoruma gitmişti. Yani bir de vallahi yani bu bahane değil. Ben diğer maçta da yendiği var ama onda bahanem yok. Adam bastırdı, yendi beni 6-6'dan 2019'da. Ama 2017 Paris'te vallahi billahi ayaklarım kaydı, yenildim. Videosu da var. İki ayağım şöyle bir açılıyor, tak geriye düşüveriyorum. O maç çok üzmüştü beni yani. ...2024 olimpiyatlarında hedefimiz tek orası yani, şu an yani kendimizi oraya adapte ettik. Tabii ki Avrupa Dünya Şampiyonaları var önümüzde. Öncelikle sportif hedefim orası. İnşallah hani spor hayatımız bittikten sonra da ben şu an zaten spor bakanında, spor müşavirliği kadrosundayım. İnşallah aktif bir şekilde eğer görev verilirse büyüklerimiz tarafından, inşallah gençliğimize hizmet etmek isterim. Yani bu da tabii bizim hani böyle tam... tabana yani böyle faal olmamız, sahalı olmamız gereken bir yer olursa görevimi inşallah en iyi şekilde yapmak isterim. Çünkü yüksek lisansını da yaptım beden eğitimi spor alanında. Hem de Alespon'la kendim hani hak ederim yani, milli kontenjanına değil. Hem mektepli hem alaylıyız. Yani bu tecrübemi de tabii ki gençlere aktarmak zorundayım, zorunda hissetmeliyim. Yani böyle bir kariyerin ardından ben kenara çekilirsem olmaz. Bu anlamda da inşallah bıraktığımda da
Spor Bakanlığı'nda inşallah iyi bir yerde bir yöneticilik olursa da en iyi şekilde görev yapmaya hazırım. Keşke olmasaydı sakatlıklarımı diyebilirim. Sakatlıklarım olmasaydı inanın bu performansım çok daha iyi olurdu benim. Yani ben çok iyi gidiyordum. Sakatlıklar beni çok duraklattı ve güreş tarzımı çok değiştirdi. Yani beni biraz bozdu diyebilirim sakatlıklar. O yenilgileri tabii yani o sakatlıklara ben bağlıyorum. Yani çünkü çok bozdu beni. Rakiplerime ben çok üstündüm. Yani o kötü sporcuyu falan hiç yanıma yaklaştırmıyordum. Yani hepsini 10-0 yeniyordum. O sakatlıklar olunca tabii onlar da artık, onlar da tabii herkes çalışıyor ama onlar da yavaş yavaş arayı kapatmaya başladılar ve artık rakip olmaya başladılar. Keşke sakatlıklarım hiç olmasaydı yani. Belki 5 dünya şampiyonluğum olabilirdi şu an. 5 tane dünya kemerim olabilirdi. Küçük kardeşlerimize öncelikle tavsiyem sevdikleri işi yapsınlar. Güreş olur, sanat olur, bilim olur, hiç fark etmiyor. Hangi alanda olursa olsun, neyi seviyorlarsa peşine gitsinler. Ailelerimize de tavsiyem, genç kardeşlerimize destek olsunlar. Yani eğer çocuğu eğer spor yapmak istiyorsa spora göndersin, destek olsunlar. Eğer tekvando yapmak istiyorsa, ya işte tekvandocu olma gel güreşçi ol demesinler. Veya işte atıyorum eğitimde başarılı olmak istiyorsa eğitimde destek olsunlar. Hiç fark etmiyor, hayatın her alanında böyle. Genç kardeşlerimiz de spor alanında başarılı olmak istiyorsa dediğim gibi sevdikleri branşı seçsinler. Vücutları neye eğilimliyse ve hani neyi daha çok istiyorlarsa onu seçsinler. Çünkü hani güreş özellikle fedakarlık isteyen bir branş. Zorlandığın anda hani ya işte yeter tamam hani ben daha artık yapmayayım deme şansın yok belli bir yıldan sonra. Atıyorum 5-6'yı geçmiş emek vermişsin ya yeter deme şansın yok. Yarı yoldan döneceğin bir spor değil bu spor. O yüzden baştan doğru branşı seçmek çok önemli. Güreş ağır bir spor. Buna göre doğru seçim yapmalılar. Yıpranacaklar. İleride bunu bilerek bu işi yapmaları gerekiyor. Çünkü biz işte vücudumuzla hani bu işi yapıyoruz. Tırnağımız ağrısı antrenmana giremiyoruz. Ve sporcu kardeşlerimize tavsiyem beslenme, dinlenme ve çalışma. Bizde 3 tane temel faktör var. 3'üne de dikkat etmeleri gerekiyor. Eğer antrenmanı yaptılar, çok iyi çalıştılar. İyi de beslendiler, iyi dinlenmediler. Başarı gelmiyor. Çalışmazlarsa zaten başarı gelmez. Beslen, sen dinlen ama çalışma zaten başarı gelmez. Veya çalıştın, dinlendin ama iyi beslenemiyorsun. Beslenmen iyi değil. İmkanlar da olursa tabii bu iş ama beslenmen iyi değilse, yani vücuduna o yaptığın antrenmanda harcadığının karşılığını eğer veremiyorsan yine aynı şekilde ilerleme nasip olmuyor. O yüzden emek verirsen yaptığın işte kesinlikle yaradan sana bir kapı açıyor. Yani. Bırakmasınlar. Herkes şampiyon olmak zorunda değil. Belki iyi bir antrenör olur, olimpiyat şampiyonu yetiştirebilir. Yani bunlar da çok önemli. Herkes şampiyon olacak diye bir şey yok. Belki o spor sayesinde sokaktaki kötü alışkanlıklardan kendini alıkoyacak ve devlete, millete, vatana ayrılı bir evlat olacak. Ayrılı bir sporcu olacak. Bu da önemli yani. Herkes sporcu olacak diye bir kaydı yok. Vatanımıza, milletimize hayırlı bireyler olsunlar. Bu da önemli yani. Spor insanları kötülüklerden, hani o sokaktaki kötü alışkanlıklardan da koruyor. Bu da önemli yani. Her şey başarı değil. Allah'a hamdolsun. Hani keşke şu madalyamda olsaydı. Keşke şu altın madalyamda olsaydı diyebileceğim bir turnuva dahil yok Allah'a şükür. Buna işte ranking turnuvaları, işte Grand Prix'ler, Avrupa Dünya Şampiyonları, Akdeniz Oyunları, Dünya Üniversiteler Arası Şampiyona, Dünya Üniversiteler Arası Olimpiyatlar, Ordular Arası Olimpiyatlar. Yani Allah'a şükür TSK'yı yani Türk Silahlı Kuvvetlerimizi de temsil etmek nasip oldu. Yani kamuflajla bayrağımızı taşımak nasip oldu. Sağ olsunlar devlet büyüklerimiz bunun için hani gerekli şeyleri hallettiler, yaptılar. Bizi Türk Silahlı Kuvvetleri'ni temsil etmek için askeri oyunlara gönderdiler. Ülkemizi yeni şekilde orada da temsil etmek nasip oldu. Hamdolsun. Hani alabileceğim güreş anlamında, sportif anlamda ya şu da olsaydı diyebileceğim Allah'a şükür hiç başarı yok.